Evet, an itibariyle Kenan Sofoğlu'nun evindeyiz. Evet, gerçekten de bir şampiyona yakışır bir ev. Buraya tabii ki Türk bayrağını dikmiş, aynı pistlerde göndere diktiği gibi. Şimdi Kenan abinin yanına doğru ilerliyorum. Siz de benimle beraber gelin. Abi sana böyle sarılmak isterdim, kucaklamak vallahi isterdim ama pandemiden dolayı yani. Seni burada görmek vallahi biz de çok mutlu olduk, gurur duyduk. Senin doğduğun ev buraya yakın mı abi? Bu bölgede ben zaten Sakarya bölgesinde doğduğum, büyüdüğüm, hayatımı hep sürdürdüğüm bölge. Yani daha evet, çok esasında yurt dışında belli bir dönemini geçirdim hayatımın ama döndüm dolaştım, gene evimi, hayatımı buraya kurdum. Çok da memnunum elhamdülillah. Yani gerçek bir Sakaryalısın yani, tam eski yerim değil mi? Yani hayatıma baktım hep 54. Yarış numaram, her şeyim 54 üzerine kurulmuş. Peki Ankara'da böyle kurulu bir düzenin var mı, yoksa sürekli buradan mı gidiyorsun? Yok, Ankara'ya öyle bir düzen kurmadım. Eşimle gittik. Baktık eşim olmadı, dedi, ben olmadı. Dedi, yapamam dedi, ben Sakarya'yı tercih ediyorum dedi. O da iyi. Sakarya'yı tercih edince tabii ben de orada hiçbir düzen kurmadım. Sadece işte haftada 2 gün, 3 günü gidiyorum, kalıyorum orada. Sonra buraya geliyorum. Yani çünkü eşim tamamen Hollanda asıllı evet, olduğu için. Peki sözünü kestim abi. Yani eşin yabancı olduğu için söylüyorum. Mesela Sakarya'da yaşama fikrine nasıl baktı? Esasında turistler İstanbul'u çok seviyor. Eşim de evet, İstanbul'u çok istedi. Evet. Ben de Sakarya'dan ayrılamayacağım. Sakarya evet, benim için gerçek bir Sakarya'da bir aynen, hayatımı devam ettireceğim yer olduğunu söyledim. Burada güzel bir düzen kurduk. Beraber yaptık bu evi. 3 yıl buraya beraber evet, emek verince tabii. O da şimdi burayı çok seviyor. Çocuklarımızla, ailemizle yani burada çok güzel vakit geçirecek bir ortamımız var. O yüzden şu an çok memnun. O da memnun burada. Süper abi. Çocuklar burada mı? İçeride oynuyor. Göreceğiz. İnşallah. İçeri geçelim. Ben sana biraz da programdan içeride bahsedeyim. Hadi. Abi şimdi sana formatımızdan bahsedeyim. 3 tamam, round'dan oluşan bir mücadele sergileyeceğiz. İlk round'umuz senin uzmanlık alanında olacak. Yani yaptığın branşta. Bana biraz motor sürmeyi göstereceksin. Gerçi ben birazcık biliyorum ama tabii ki senin kadar usta değilim. Ama seninle yarışacağız. Gerçek kazanacağımı yani meydan okuyorum sana, tamam mı? Sonrasında ise eldiven takacağız, tamam mı? Dövüş sporuna geçeceğiz. Sonrasında ise benim de bilmediğim ekibimizin bize hazırladığı bir sürpriz bir challenge var. Varım hepsine. Süper abi, çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Seninle konuşurken içeri girer girmez dikkatimi şunlar çekti. Bunlar nedir abi? Bunlar benim dünya şampiyonalarında kazandığım en özel ödüller. Yani burada 5 tane var. Yani belki yüzlerce kupamız var ama bu ödüller dünya şampiyonluğunu temsil eden. Burada 5 tane var. 5 dünya şampiyonluğunu temsil ediyor bunlar. Bunlar hangi yarışların şeyleri abi? Bunlar mesela sırayla biri 2007, sonra 2010, 2012, 2015, 2016 dünya şampiyonluk ödülleri bunlar. Yani bunları şampiyonluk kupası diyoruz. Yani normalde yarışları kazanıyorsun İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da. O gün kupa alıyorsun ama sezon sonu şampiyonluğunda sadece şampiyona verilen bu özel İtalyan bir tasarım bu kupa. Beşi bir yerde gibi dizmişsin abi bunu yani. Gayet güzel olmuş. Peki bir şey soracağım. Aradaki atladığın seneler var ya, o senelerde yarışmadın mı? O senelerde yarıştım ama çok ağır yıllar geçirdim. 2008 yılında mesela Sinan abim motosiklet yarışında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ve farklı bir motosiklet denedim. Çok kötü bir yıl geçirdim. O yılın ardından hatta 2008 yılında ben yarışları bırakıyordum. 2007'de dünya şampiyonu oldum. Hayalime ulaştım. Abim de bu işte öldü. Artık ben bu işi bırakayım dedim ama henüz yaşım daha 23'tü. Ve o yüzden o dönemde babam çok destek oldu ve devam ettim. 2007'de aldığım şampiyonluğu 2010 yılında tekrarladım. Yani orada 2 sezon şampiyon olamadım. Abi pandemi olmasa harbiden sarılacağım yani. Böyle yani tüylerim diken diken oldu. Allah razı olsun. Yani ondan sonra mesela 2011 yılında çok kötü bir yıl geçirdim. O dönemde de babamı kaybettim. Babamı kaybettiğim yılda gene nasip ya, gene farklı bir motor deniyordum. Hep böyle zorlu yıllarda, farklı motor denediğim yıllarda ailemden büyük kayıplar verdim. Ve o dönemler hep yarışları bırakma kararı aldım. Ardından gene pes etmeyip devam ettim. İşte Allah-u Teala 2016 yılına kadar bu işi devam ettirip şampiyonluklar almayı nasip etti. Burada gördüğüm başka bir motor var abi. Bu sanırım senin en özel, en özel motorun. Evet. Girişleri bizi karşıladığına aynen, göre. En özel motor çünkü şöyle, benim şampiyonluklarda kullandığım motor dil bu. Bu motoru ilk olarak sahneye bu motorla Osman Gazi Köprüsü'nde 400 km dünya rekoruna çıktığım motor ve orada
Hiç kimsenin daha önce standart production bir motosikletle göremediği bir surata çıktı bu motorlar Osman Gazi Köprüsü'nde açılışında. Evet. Ardından tabii motor çok popüler bir motor oldu. Dünya genelinde herkesin izlediği bir çekim yaptık orada. Hem evet. Köprünün hem Türkiye'nin hem de yaptığımız o hızın sesi çok yankı yapınca. Ve bunu sayın seyirciler Türkiye'de yaptık yani Türkiye'de. Evet. Sonra bu motora birkaç tane rakip çıktı. Dünya Formula 1 şampiyonasında yarışan Red Bull takımı dediler ki senin şu hızlı motorunla Formula 1 arabasını yarıştıralım. Ona birkaç tane daha ilave edelim. Dünyanın en hızlı spor arabalarını artı F-16 uçağında katıldı. Ultimate adında bir yarış yaptık ve havalimanında, İstanbul Havalimanı'nın açılışında o yarışa çıktık. Birçok kişi o yarışın bir Formula 1 yarışı olduğunu zannediyor ama inanın özellikle Formula 1 arabasıyla aramda çok büyük bir rekabet vardı. O yarışı da kazanan bir motosiklet. O yüzden çok özel. Böyle bindiğimiz motorlar var. Hatta burası... sen lastlara bineceğiz. Motora tamam. Bineceğiz. Buradan motora gideceğiz. Bunların abi en az basanı hangisi? En az yapanı? Bunun en yavaşı tabii ki chopper. Tamam sen onu al abi. Tamam mı? Tamam. Başka türlü zaten seni geçemeyiz. Tamam. Şu içerideki motoru kullanmazsan 400 basan ben belki piste seni geçebilirim abi duruma göre. Piste tabii kullanacağımız motor bunlardan farklı. Şartlar orada eşit. Tabii. Öyle bir şey yok. Eşit şartlarda motora geçti. Bineceğiz. Çünkü motorda şimdi sen kalkıp bunu kullanır, ben de onu kullanırsam ben seninle nasıl yarışayım? Motorun doğru, 320, o motorun en fazla yapacağı 180. Tamam da öbürünün üstünde Kenan Sofol var, bunda da ben varım tabii ki. Yani ya, pistte tabii mümkün ama yolda... Abi bunlar koleksiyon motorları mı? Yani sürekli bu tarz kaç tane motorun var mesela? Yok, bunlar ise aslında koleksiyon motoru değil. Yani buradakilerle özellikle böyle yarış tarzı program yaptığımız zaman bunları kullanıyoruz. Diğer iki tane motor oradaki motorlar yani benim böyle kendimin biri şimdi motor kullanıyor. Onunla beraber motor kullanmak istedik mi onları çıkartıyor. Ama böyle benim sporcularımla beraber program falan çıktığımız zaman da bu racing tarzı motorları kullanıyoruz. Ya ufaktan üstüne benim bak, bu yakışır sana harbiden. Evet bak bu buna seyircilerimiz karar versin. Sizce bu mu yakıştı arkadaşlar? Kenan abiden hangisini alayım? Buna ben bir şey söyleyeyim sana. Senin tipine, fiziğine en uygun motor orada chopper. Hem tebrik class, ederim abi. Buradan lütfen racingçiler bana daralmasın. Hem class yani. Hem de bence fiziğine de uygun. Kullanışta zevkli. Zevk alacağın motor senin burada bu. Sana bir şey söyleyeyim abi. Lütfen racingçiler buradan bana daralmasın. Yani en iyi racingçi zaten yanımda. Ben chopper'cıyım abi. Ben chopper seviyorum. Aynen ama yakışıyor da şu an tarzım mesela oturduğun zaman da fiziğine de. Teşekkürler. Şimdi buradan o zaman piste şöyle yapalım. Sen bu motorla geç. Tamam. Hem de biraz böyle gezmiş ol. Tamamdır. Zevk al ve ben de bunlardan artık biriyle gelirim. Abi gerçekten yani günümüz araçlarına göre de bence çok rahat yani. Koltukları falan özellikle çok rahat bunun aynı. O süper hızlı arabanın nedense. Daha hızlısını almak için. Daha hızlısını almak için. Çok iyi abi. Bunu peki sonra mı aldın? Yok bu aşağı yukarı 10-12 yıldır falan bende duruyor. Ha, süper. Aynen. Tamam o zaman daha hızlısını alınca onu da geleceğim abi yine. Tamam inşallah. Gezdirirsin. Peki bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi burası yukarıdaki garajdan yaklaşık 5-6 kat daha büyük. Belki daha fazla. Bunlar herhalde senin yarıştığın şeyler. Kıyafetler doğru mu? Evet bunlar benim kariyerim boyunca yani kullandığım bütün kask, eldiven, bot her şey burada. Hatta ilk bana yapılan özel tulum 2001 yılında Türkiye'de yaşarken abilerimle yapılmıştı. O tulumla en son kullandığım tulumu burada beraber aynı duvara astım. Bu benim ilk tulumum. Benim adıma yapılmış evet. İsmim de yazıyor. 2001 yılında yapılmıştı. Hı hı. Benim için o yıllarda böyle bir tulum olmak, tuluma sahip olmak hayır. Hayattaki en güzel şeydi. Sonra
Buna tabii sahip çıktık yıllar yılı. Burada durdunuz. Bak bu tarafta da duvarın bu tarafında. Buraya abi peki nerede geldin? Şurası. Çok düşmüşümdür bu tulumla. Yani bu tulumla tahminimce bir 50-60 kere net düşmüşümdür. Ama tabii olduğu kadarıyla sakladık. Buradaki de mesela benim kariyerimdeki en son giydiğim tulum yarış. Son yarışma bu tulumda çıkmıştım. İlk ve son abi. Sırt sırta verdin yani. Aynen sırt sırta verdim onları. İlkiydi. Bu da son tulumumdu. 2018 yılında da son yarışımdan sonra bunu da böyle beraber bunları ayırdık. Peki İlk bir dakika bir şey soracağım abi şu anda. 300'de giderken yandaki motoru kafa atıyorsun abi. Şöyle düşün, önünde gidiyor virajda gazını kesiyor. Tamam. Yani onu ben aslında, biliyorum. Aslında şöyle, oyun kuralları içerisinde yapabilir abi. Oyun kuralı içerisinde yavaşlatabilir evet. Ama benim zoruma giden şuydu. Çok iyi. Birinci ara açıyor. Evet. Sen niye beni durduruyorsun birinci evet. varken? Tabii o, öteki adama yardım ediyor. Abi o şöyle bir psikoloji de. O diyor ki bana yar olmayan Kenan'a yar olmasın. Kenan'a da yar olmasın da. Neyse bunu geçmeye çalışırken ya gazlı da tam gaz tutuyorum düzlükte. Evet, gazı da bırakamıyorum çekil önümden diye. Tek yapabileceğim hareket kafayla çekilmek. Çok iyi abi şöyle. Dediler ki kafa atmaya çalıştın. Kazandım yarışı gittim zorladım adamı yakaladım birinci oldum. Evet. Seviniyorum içeri geldim. Dediler diskalifiyesi. O kadar zoruma gittik yani bedavadan evet. birinciliğimi ama şöyle kaldım. O kazanan da kazandığını şey yapamaz. Nasıl diyeyim keyfini yaşayamaz. Yani o da biliyordu. Zaten evet. o sezonun sonunda şampiyon ben olmuştum. Hakkımı aldım yani. Evet abi başarıların gurur verici. Hikayeler de çok güzel ama şimdi gidip pistte tarih yazma zamanına geldi. Gidip tarih yazacağım arkadaşlar. Bakalım geçebileceğiz mi seni? Hadi bakalım. Abi samimi bir sohbet. Çay sever. Çay için de evet. teşekkür ederiz. Şimdi pandemi sürecinde çayı sen demliyordun herhalde. Evet, bunda hala demlediğim dönemler var. Evde yemek yapıyor musun? En fazla yumurtaya, daha fazlası. Yumurta ve makarna hariç abi. Değil mi? Herkes onları yapıyor. Yumurta ve makarna. Vallahi yapamam, ben açık konuşuyorum. Açık yapamam. Abi, tost dışarı yaparım dışarı. Herhalde. Ya. Peynirli tost yaparım kendim, o kadar daha fazla. Ben de diyecektim ki abi bir şey yapıyorsan nasıl yapıyorsun bize anlat, bir tarif ver diye. Menemen yapıyordum ya. Menemen, Hollanda'da falan yaşarken menemen nasıl yapıyordum. Nasıl yapıyordun abi? Bırak şimdi yapamam. Menemende yapıyordum ya. İlk önce mesela biberi pişiriyorsun. Evet. Sonra soğanı sırası var onun. Evet. Kenan Sofoğlu'ndan özel menemen tarifi. Sonra domatesi, en sonunda yumurtayı atıyordum. Bak menemeni yapıyordum ama... Evet. Belki de 5-10 yıldır yapmadım. Hiç hatırlamıyorum en son ne zaman yaptım ama Hollanda'da yaşarken yapıyordum. Eşinle nasıl tanıştın? Eşimle yarışlarda tanıştık. Eşimin ailesi Hollanda'daki sporcular, Hollandalı sporcuları sponsorluk yapan bir aileydi. Bu işi seven, gönül veren oradaki şirketleri üzerinden. Yarışlarda öyle tanıştık ve ama ben çok bilgim yoktu kendisinden, ailesinden ya da Hollandalıları dese bile sadece yarış yerinde gördüğüm güzel bir kızdı. Yarışlarda meşhurdur şemsiyelerini tutarlar. Evet. Benim şemsiyemi tutunca tabii ben de şimdi normalinde o işleri takımlar yapar. Hı-hı. Ben gittim kendim sordum. Sorunca tabii para da sormak için utandığım için dedim ki ya dedim Türkiye'ye falan gelirsen tatile buyur gel. O şekilde zaten Türkiye'ye geldi. Burada ilerledik ve ardından da zaten direkt onun ailesiyle görüştüm. Hollanda'ya ben gittim. Zamanla zaten taşlar yerine oturdu. Zaten çok da beklemedik açıkçası. Hı-hı. Çok kısa zamanda da evlendik ve süper. Şu anda 6-7 yıl civarında oldu. Tam net hatırlamıyorum ama hiçbir sorun yaşamıyoruz elhamdülillah. Burada yani. Yengenin en çok zorlandığı şey nedir sana göre? Ya bence, yani sonuçta başka bir kültürden kalktın geldin buradasın evlendin ve... Yani bence... buralara alışmak değildi. Türkçeyi Hı-hı. öğrenmek değildi. En çok zorlandığım... buradaki insanları anlamakta zorlandı. Düşünce yani onların düşüncelerine çok şaşırdı. Benim en büyük avantajım burada kendimize Sapanca'da onun istediği türden bir hayat kuracak imkanım vardı. Evet, çok iyi. Ve dedim ki nasıl bir ev istiyorsan, hayalinde nasıl bir ev varsa buyur yapalım dedim. Çok da memnunuz hayatımızdan. Yani ben her zaman şükrediyorum şu andaki olduğum imkanlara, hayata, eşime, çocuklarıma, Allah'ın nasip ettiklerine. O yüzden memnun olduğun zaman da Allah da işini denk getiriyor. Abi şimdi sana bir şey soracağım. Zeyn sürekli seninle yemek yemeye alıştı. Evet. Doğru mu? Şimdi pandemi sürecinde sürekli beraberdin. Şimdi mesela sen dışarı gittiğinde bıraktığında falan nasıl olacak? Yemek yiyecek mi? Bence Zeyn de değil de sorun. Ben de çok özlüyorum. Mesela günübirlik gittiğim yerlerde sürekli FaceTime'de şey yapıyoruz. Zeyn'le görüntülü arama yapıyoruz. Evet. Ya o tabii daha çok küçük. Sofrada görünce zaten beni ilk iş hemen baba alıyorum kucağıma. Şunu da öğrendim. Bu süreç bitse de maksimum süremi onlarla geçiririm. Çünkü büyüdükleri zaman
belki bu kadar fazla vakit geçirip bu kadar zevk alamayacağız. O yüzden onun tadını çıkartmaya uğraşıyorum. Ben de aynı şekilde yani sürekli mesela hani oğluma ne kadar çok vakit geçirsem o kadar benim için iyi. Ve bu süreçte ben de yeteri kadar vakit geçirme fırsatı buldum. Evet. Bu sebeple abi dediğinde çok haklısın. Vallahi. Ve o kadar vakit geçirmeme rağmen sanki şöyle hissediyorum hani yetmemiş hani vakit yetmemiş. Geçirmemişim gibi. Senin ama yani çocukta da maşallah yani ben bakarken... Yani sana da mesaj attıydım evet, ama evet. Çocuğa nazar değecek dikkat et çocuğa. Sana. Vallahi sen gösterdikçe mesela Instagram'da ben takipte bakıyorum. Evet. Çocuğu her gördüğümde içimden maşallah diyorum. İnşallah herkes maşallah diyordur. Maşallah İnşallah. Nazarlık bir çocuğum var Allah. Maşallah deyin arkadaşlar. Sağlıklı uzun ömür nasip etsin inşallah.